Sevgili ve de rahmetli Barış Manço, 1 Ocak 1943 tarihinde bizim İstanbul'un meşhur Zeynep Kamil Hastanesi'nde dünyaya geldi. Ama göbek adı Kamil konmadı. Mehmet Barış Manço'dur Barış'ın tam adı. Annesi rahmetli Rikkat Uyanık, ünlü bir Türk müziği solistiydi. Barış'ın çok çelimsiz bir çocuk olarak büyümesine karşılık 5 kilo olarak dünyaya geldiğini söyler. Bayağı tombik, ele avuca gelen bir çocuk. Fakat küçük yaşlardan itibaren geçirdiği bir takım rahatsızlıklar nedeniyle çelimsiz düştü. Bu da çok sıkı bir beslenme uygulanmasına rağmen pek sonuç vermedi. Ve Barış hep o bildiğimiz tipik, incecik, narin kişi olarak kaldı. Çocukluğu hep Kadıköy'de geçti. Babasıyla annesi Barış Manço 3 yaşındayken ayrıldılar. Barış baba sevgisine biraz hasret olarak geçirdi çocukluk günlerini. Barış Manço'nun müziğe ilgisi 1,5. Evet, yanlış duymadınız, tam 1,5 yaşında başladı. Ve yine inanmayacaksınız, söylediği ilk şarkı Unutulmaz Kiss Me Again adlı şarkıydı. Ve annesi Barış'taki bu yeteneği sezince biraz daha büyüyünce Ankara'da onu bir gazinoya götürdü. Gazinonun sanatçılarından biri de rahmetli Öztürk Serengil'di. Öztürk dedi, al bu çocuğu, bak bundan bir şey olur mu? Ve müzik dünyasında Barış Manço'nun elinden tutan ilk kişi de ünlü şovmen, ünlü sinema oyuncusu rahmetli Öztürk Serengil olmuştu. Barış çok istiyordu saksafon çalmayı, fakat ciğerleri yetersizdi saksafon çalması için. Bu nedenle önce bir gitar aldılar kendisine ve daha sonra da devamı geldi zaten. Barış Manço'ya en çok sorulan sorulardan biri, saçlarını neden uzatıyorsundu? Onun da verdiği cevap aynen şöyle: sen niye kısa bırakıyorsun? Ama tabii ki bir gerekçesi vardı. Barış yıllar önce yurt dışında bir trafik kazası geçirmişti. Ve başında, kafatasında ve çenesinde hayli belirgin yara izleri vardı. Bunları örtmek maksadıyla saçını uzatmaya başladı. Deli gönül sevdasını ben bilirim, ben bilirim. Ve ondan sonra da zaten bir daha askere gidene kadar hiç kesmedi. Askerden döner dönmez tekrar yine aynen uzattı ve bildiğimiz Barış Manço olarak kaldı. Barış Manço uzun saçlı nedeniyle 60'lı yıllarda hayli sorunlar çekti. Kurtalan Ekspres'i kurduğu yıllarda Kurtalan Ekspres'teki çocukların da hepsi, arkadaşlarımızın da hepsi uzun saçlıydı. Ve Kadıköy'de inzibatlar sürekli bunları kovalardı. Kadıköy'ün ara sokaklarında. Ve o sıralarda Üçürel yeni yeni parlamaya başlamış. Trabzon'dan gelmiş, müzik dünyasında parlamaya başlamışlardı. Onlar da Kadıköy'e yerleşmişlerdi. Kurtalan Ekspres ile Üçürel bir ara rakip gibi gösterildi birbirlerine. Birbirlerini ihbar ettikleri tatlı bir dedikodu olarak o zamanlardan yayılır. Fakat ne kadar gerçek olduğu bilinmez. Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Yine Barış Manço bir Anadolu turnesinde sahneye çıkar Kurtalan Ekspres'le birlikte. Seyirciler şöyle yabancı bir parça söylemektedir. Seyirciler şöyle der, ulan şu gavura bak ne kadar da güzel söylüyor. Arkadan Türkçe parçaya geçer, hayda bizim Türkçeyi de çok güzel öğrenmiş bu gavur ya der. Neden sonra onun Barış Manço olduğunu öğrenirler.